Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Halkara organlar Şarkı Türkistan'a bimalal kiralışı gerek. 29 noyabr Türkiye Devlet Televiziyası TRT haber torunun bildirişçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Küzütüş Komiteti Reisi Hakan Çavuşoğlu, Xitay'dan gelen atalmış insan hakları heyetini kabul kıldı. Xitay tarafından gelen heyetin beşi de Xitay'daki kişilik hukukunu terakki kıldırış vakfının başlığı Huang Mingfu bulup, Çavuşoğlu görüşte Uygurlarla alakadar halkara organ ve metbuatlarda çıkıvatkan kişilik hukuk depsendiçiliklerini oturgu koydu. Ve bu hafta Xitay tarafından malumat eliş, muzakir kılış pürsüdeki ilişkilikinin memnun ikilikini bildirdi. Xitay mihminidin tekim uçuk buluşunu talep kılgan Çavuşoğlu, Şarkı Türkistan'da icra kılını vatkan kişilik hukuk depsendiçilikleri hakkında tekşürüştü buluş için halkara organlar Şarkı Türkistan'a bimalal kiralışı gerek ve bu meselede Türkiye bilen hemkarlık ornatışımı dadıl buluş gerek digerlerini bildirdi. Son dönemlerde özellikle hem basına hem bir takım kurum ve kuruluşlara yansıyan raporlar muvacihesinde yaşananlarla ilgili olarak da özellikle sizlerden bu konuda bilgi almayı öncelikle ve müzakere etmeyi fırsatını bulduğumuz için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak son derece memnun. Uyarının ismi Şincan emas, Şarkı Türkistan. 29 Oktyabr günü Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Küzütüş Komiteti Reisi Hakan Çavuşoğlu, Xitay'dan gelen heyet bilen görüşkenden keyin İYİ Partiya Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'de söz kıldı. Ve Hakan Çavuşoğlu'nun hükümetinin Uygur meselesini tekim güçlük şekilde tılga almağalığını katık eyipledi. O meclisteki sözü de kolu da Xitay'nın pulu Müslüman dünyasının ağzını tuvakladığı mavzuluk makali besilgan karar gizitini tutup durup hükümetini katık ayıpladı. Ve hükümetin sükutini Allah'a havalı kılmen digerlerini bildirdi. Sayın İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Çin'deki zulümden bir haber değil. Bugünkü bir gazetede görünüyor. Diyor ki Çin'in parası Müslüman'ı susturdu. Yani bütün İslam alemini susturdu. Doğru ya, hepsi sustu. Ama bizim Türk milletini yönetenler niye sustu acaba? Onun da cevabı şu. Diyor ki bir Alman gazetesi, Müslüman başkentler Paris'te imzaladıkları milyar dolarlık ticaret anlaşmaları karşılığında yüzyılın en büyük insanlık zulmüne gözlerini, kulaklarını kapattı. Evet. Çin zulmüne gözlerini kulaklarını kapatan iktidara diyorum ki sizi Allah'a havale ediyorum. Arkadan sözgü çıkan İYİ Parti'ye Adana Milletvekili İsmail Koncuk aldı bilen Fahrettin Yokuş'un sözlerini takdirledi. Ve onun uzun yıllardan bu yan bu meseleye yakından köngül bölüp gelgen bir Türk milletçisi ikenliğini bildirdi. Şundakla onu sen mecliste Xitay-Türkiye dost grupsi azası o digen sözler bilen eyipligen milletvekillerine cevap verip onun parlamentki Xitay-Türkiye dost grupsi aza bulup kirşitki sebepnin del Uygur meselesini küçülük oturgu koyuş ikerlikini bildirdi ve milletvekillerinin sözlerine dikkat kılışını talep kıldı. Sözünü devam kılgan İsmail Koncuk özünün ve Fahrettin Yokuş'un Xitay'a karşı faaliyetlerde meydanda ikenlikini ve Xitay konsulhanısı aldı da konsulhanıga taş ve tuhum atkallar Katar'da ikenlikini bildirip mecliste onun karşı çıkıcılarının Xitay'a karşı sorularda bulup bakkan ya ki bakmakallığını sordu. O sözünün devamı da minin çoğun adam Şarkı Türkistan'dan kegen, Kaşgar'dan kegen digerlerini etip İnsan Hakları Küzütüş Komiteti Reisi Hakan Çavuşoğlu'nun Xitay'dan kegen heyet bilen görüşken de Şincan Uygur Abdunum rayonu digen sözlerini eyipledi. Ve uyarının ismi Şincan emez, Şarkı Türkistan. Senin reisin uyarının ismini mi bilmeydi? Dep katık silkidi. Ve mecliste alkışkı erişti. Diyorum. İstiyorum. Fahrettin Yokuş'la ben yıllarca sendikacılık Çin dostluk grubuna girmesinin tek sebebi bana kendisi de ifade etmiştir. Doğu Türkistan'daki zulmü kınamak adına, muhataplarına iletmek adına
girmiştir. Burada, Sayın Yokuş kendisini burada, savunur. Burada Çinli dostu gibi göstermek vicdanen doğru değildir. Onun için bir Türk milliyetçisiyle ilgili değerlendirme yaparken dikkat etmek lazım. Taş da attık, yumurta da attık, beraber attık. Hiç gittiniz mi Çin Büyükelçiliği'nin önüne eylem yapmaya? Gösterin resminizi görelim. Bizim çok var. Çok var, çok. Benim dedem Doğu Türkistan'dan gelme. Taşkar'dan gelme. Doğu Türkistan meselesini. Bakın mesela İnsan Hakları Komisyonu, Sincan Uygur Bölgesi. Oranın adı Doğu Türkistan'dır. Sincan bölgesi değil. Onu bile bilmiyor. Onu bile bilmiyor. Xitoy Hong Kong qonunining ijro qilinishining hamkorlikka ziyonli ekanligini bildirdi. 29 noyabr Germaniya ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ging Shuang muxbirlarning savoliga javob berib, Amerikada ma'qullangan Hong Kong qonunining ijro qilinishi Amerika bilan Xitoyning hamkorligiga ziyonli dedi. Ging Shuang muxbirning Donald Trampning qonun loyihasini imzolashi davomlashayotgan savdo suhbatiga ta'sir yetkazamdi degan savoliga javob berib, kelishi kerak bo'lganlar hamon bir kuni keladi. Amerika parlamentidagi ikkala tarafning ma'qulligidan o'tgan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonuni rasmiy ijro qilingan taqdirda ikki davlat orasidagi hamkorlikka og'ir ziyon yetadi deganlarni bildirdi. Rasmiy sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, Hong Kongda iyun oyidan buyon 5000ga yaqin namoyishchi nazorat ostiga olingan. 28 noyabr Tramp Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunini rasmiy tasdiqlab, Hong Kongdagi namoyishlarda qattiq qo'llik qilgan va kishilik huquq dafsandichilikida javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlari va Hong Kong soqchilariga jazo yurgizishni qaror qilgan. Shvetsariya Xitoyning lagerlarini taqoshga chaqirdi. 28 noyabr Shvetsariya uchur to'rining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Shvetsariya tashqi ishlar ministri Ignazi O'Kasis bayonot e'lon qilib, Xitoydan Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini taqoshni talab qilgan. Bayonotda Xitoyning xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkiston masalasidagi andishlariga ko'ngil bo'lishga, BDT'ning tekshirish guruhini jazo lagerining ahvolini erkin tekshirishga yo'l qo'yishga chaqirgan. Bayonot yana Shvetsariyaning Xitoydan boshqa millatlarning kishilik huquqi, fikr erkinligi, axborot erkinligi va diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilishni talab qiladiganligini, mana bular Shvetsariyaning siyosiy maydoni ekanligini, Xitoy Sharqiy Turkistondagi lagerlarni taqishi kerakligini bildirgan. Tramp Taliban kelishim tuzishni xohlaydi. 29 noyabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Afg'onistonni to'yuqsiz ziyorat qilgan Amerika prezidenti Tramp Taliban kelishim tuzishni xohlaydi. Tuzish tuzmaslikni ko'rimiz degan. Xabarda Afg'onistonni to'yuqsiz ziyorat qilgan Amerika prezidenti Trampning Afg'onistondagi eng cho'ng havo armiya bazasi Bagramga qo'ng'anligi, Amerikada tabriklanayotgan minnatdorlik bayrami munosabati bilan Afg'onistondagi askarlarni kurki to'xi bilan mehmon qilganligi, ziyorat jarayonida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan ayrim ko'rishganligi bildirildi. Ziyofatda so'z qilgan Tramp o'z huquqini topshirib olgan kundan buyon Amerika armiyasini qaytadan tartibga solish uchun trillionlab dollar sarf qilganligini aytgan va Taliban bilan o'tkazilgan tinchlik suhbati ustida to'xtalib, Taliban kelishim tuzishni xohlaydi. Tuzish tuzmaslikni ko'rimiz. Biz uchun aytganda kelishim tuzsin, tuzmasin, masala yo'q deganlarni bildirdi. O sözü yana bir Amerika askerinin öldürülüşü sebebinden Taliban bilen tinçlik sohbetinin toxtatılganlığını, Taliban bilen kilişim tüzülgüce ya ki eni qalbi qılgıca Afganistan'da asker turguzduganlığını, Talibanlar bilen görüşüp durganlığını, yana bir kısım askerlerini çekin durduganlığını, Afganistan'daki Amerika askerlerinin sanını 8600'ü çürüşünü ümit kıladganlığını bildirdi. Hong Kong Tabiiy Fan Universitetidagi qorshav oxirlashdi. Amerika ovozi xabarda bildirilishicha, Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi Tabiiy Fan Universitetida soqchilar 12 kundan buyon davomlashtirayotgan qorshavini oxirlashtirgan. Xabarda soqchi idorasi muavin boshlig'i Joe Yatmin namoyishchilar chidir qurgan universitetga soqchilar kirib, portlatqich moddalar va xatarlik buyumlarni tozalaganligini,
Sakçılar, üniversitede tekşürüş ceryanı da hiç kanda karşılık uçurmağallıqını ve nazaretke aladgan işlerinin mu bulmağallıqını. Sakçılarının üniversitet binasını kontrol kılgallıqını, 2 gün davamlaşkan tekşürüşlerde namayışçılar taşlap çıkıp getken 4080 tane molotov, 921 tane gaz kutusu, kıslata ve başka kimyelik maddalarını hem de 588 şişini kolgu çüşür geldikini bildirdi. Sakçı idaresi muavın başlığı Joviat Mingyen'e üniversitet binası içindeki avtomobil toktutuş ornada 44 avtomobilinin ziyan kuşurgallığını bildirgen. Melum buluşça sakçılar tabipen üniversitetini 17. noyabrda Korşav'a ağandın biri bugünküçe Korşav'ını davamlaştırgan. Korşav ceryanı da 1100 namayışçı üniversitet binasının sırtkı çıkırılıp, onlardan 800 kişi kolga inangan. Kalgan 300 namayışçı 18 yaştın kişikellik inaklangan dinkin koyup bəgən. Təxminən 100'ge yakın namayışçı namayışlarını qat'i davamlaştırgan. Germaniyadan panahlıq tilgən Uyğurlarının sani həssiləb açdı. Germaniya avazı torunun xəbirdi bildirilişçə, yakınqı bir yıl içi də Germaniyaya belib panahlıq tilgən Uyğurlarının sani bulturqıdın bir həssi aşqan. Germaniya köçmənlər və panahlıq tilgücülər idarısının uçurlarına asaslanğanda bu yılın 5-dən 10-cı ayqıcı boğan arlıqda 149 Uyğur Germaniyaya belib panahlıq tilgən bulub, bulturqı xarğanda bir həssizdən artıq köpəygən. Dünya Uyghur Kurultayı Tətqiqat Heyetinin müdiri Enver Ahmet bu haqda toxtulub, panahlıq tilgücülərinin Mısır, Türkiyə və başqa Afrika dövlətlərinin kəgəllikini. Xitay bilən bu dövlətlərinin iqtisadi münasibətinin küçüyüşü Uyğurlarını əndişki sağaçqa Avropa dövlətləri gibi panahlıq tiləvatqallığını bildirdi. Bildirilişçe, Germaniya bu yıl koluda Xitay pasportu boğan 803 kişinin panahlıq iltimasını qubul kılgan bulup, bunun içindeki Uyğurlarının panahlıq iltimasının qubul kılınış nisbeti %96% ki yetken. Avustraliya Huawei'nin Şarkı Türkistan'daki bastırış hareketlerine texniki cahitin yardım kılgallığını aşkarladı. Avustraliya Strategiyelik Siyaset Tədqiqat Orni Huawei şirketinin Xitayının Şarkı Türkistan'daki bastırış hareketlerine texniki cahitin həmkarlaşqallığının delillerini aşkarladı. Huawei şirketinin xalqara vakaletçilerden John Sofolik bu yıl 6 ayda kılgan sözü de özlerinin Uyğur rayonudaki bexaterlik sahesine bivasta mülazimet kılmaydıqallıqı. Fakat onlar bilen 3. tərəb toxtamlaşıqçı sübde de ticaret kıladıqallığını ilgiri sürgen idi. Avustraliyanın mezgur tədqiqat orni tönü gün ilan kılgan dokulatıda Huawei şirketinin özünün yazma materiallarına asasen onun Karmay CX idarisi, Aksu vilayetlik CX başkarması ve Ürümçi şehirlik CX idarları bilen bir kançı xil texnikilik mülazimetlerde hemkarlaşkallıqını otturgu koygan. Doklat diyene Huawei'nin 60 Şincan Radyo Televiziyator Hessedarlıq şirketi bilen mu hemkarlığı barlığı oturgu koyulup, mezkur şirketinin hizmet gayesi Şarkı Türkistan'ın 60 İctimai Muqimliq ve Ebedi Eminlik hizmetindeki neticeleri doğurduk, icabi cemaat fikir peyda kılış ikerliki eskertilgen. Avustraliyanın mezkur tədqiqat ornının mütəxəssislərindən Viki Şu xanım bugün Yerşari ve Poşti gezetiki kılgan sözü de Huawei'nin Şarkı Türkistan'daki dairlere bilen bivasta hemkarlaşmadık digini bütünləy məntiqsiz dedi. Huawei'nin Şarkı Türkistan'daki dairlere bilen hemkarlığının Hikvision şirketinin pərxsiz ikelikini təkidləyən Viki Şu xanım, Huawei'nin hükümet nemini buyursa şunu hiç işkilenmeyi icra kıladığan bir şirket ikelikini əskertdi. Profesör Doktor Abdurreşit Celil Qardoq ailesi hakkında guvahlıq verdi. Hemimizgi tunuşluk boğan Uyğur ziyalisi, Türkiye Hacı Bayram Veli Üniversitesi Xalqara Münasibetler Bölümü Oxutkuçisi Cemiyet Şunas Profesör Doktor Abdurreşit Celil Qardoq bugün Türk mətbuatlarına Şarkı Türkistan'daki ailesi hakkında guvahlıq verdi. Kırım Xəbər Agentliği da o özünün bugünkü guvahlıq beriş məsələsini keçikdirgəlliki haqqıdaki səbəbini, ailesi haqqıda toluq məlumat ilişki urunuş səbəbinin ikəlikini bildirib, özü igəligən yeni məlumatlar asası da Şərqi Türkistan'daki anısı və qeyrindaşlarından başlayıp köpdigən uruq tuqqalarının həmmisinin Xitayının caza lagırdı ikəlikini, bakıçsız qalgan anısının əhvalının eğir ikəlikini bildirdi.
O guvahlıq sözlerde insaniyetinin yüz qarısı boğan bu vahşilikke medeni dünyanın sükut kınmaslığını, xalqara cemiyetinin ıxtayığı besim kılış arqılıq bu ceza lagerlerini taqtışqa hessi koşşini ümit kıladığalığını bildirdi. Yaponiyada guvahlıq beriş hərkit üçün yeni bir cemiyet kuruldu. Yaponiyanın paytaxtı Tokyo'da məxsus guvahlıq faaliyetlerini canlandırış üçün Şərqi Türkistan Xalqı Cəmiyyəti namıda yeni bir cəmiyyət quruldu. Bu cəmiyyət 2019-cu ili 10-cu ayının 3-cü günü rəsmi qurulğan bulub 11-ci ayının 1-ci günüdən başlap rəsmi xizmət başlağan. Məzkur cəmiyyətinin qurğuçısı guvahlıq beriş faaliyetinin başlamçılardan biri boğan Abdurrahman Həsən Əpəndi bulub, o məzkur cəmiyyətinin quruluşu haqqında söz qılıb, Şərqi Türkistandaki Xitay tacavuzcularının insaniyelikke karşı yürgüzüp atkan cinayetlerinin kurbanı bulup atkan, ceza lagerlerde eğir derecede xordunup ölüp getip atkan, hatta avazını çıkıştımı mehrum kelip atkan halkımızın erzini bütün dünyadaki her kaysi hükümet ve təsir küçü var orun ve şəxslərge, Xitay ile bir vatkan cinayetlerini ziyankeşteki uçurguçularının erzleri arkalık rətləb çıkıp, her bir orunğa ayrım ayrım xət yollaş xizmetlerini kılış məqsidi qurulğanlığını bildirdi. Şundaqla dünyanın her kaysi caylardaki guvahlıq berişini xalaydıgan Şərqi Türkistanlıqlarının cemiyet bilen Allah'ı kılıp uçur bilen təminlisi boluduğanlığını bildirdi. Hörmətli televizor görüşler, şundaqla bugün xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətki xəbərimizi görüşkü şəhsizlərini Cənabı Allah'a xıtaşırmız. Şundaqla program axırda ekran arxısındaki barlıq xizmət daşırmağa köptün köp rahmet edimən. Assalamu alaikum ve rahmetullah.